Hayırlı çıkar piyasalarda herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Hemen şöyle her zaman olduğu gibi bir Amerikan faizleriyle başlıyoruz. Faizler aşağıya, dün gece de bahsetmiş olduğumuz gibi bu band biraz daha aşağı devam etmeye. Alman faizlerine baktığımızda burada önemli bir desteğe yaklaşıyor. Aynen yine faizler sakin en azından bu anlamda baktığımızda. Biz de tahvile baktığımızda tahvilde yükseliş görüyoruz. Tabii enflasyon bağlamında karşılaştırdığımızda bize faizler oldukça yüksek. Gerçekten yüksek çünkü eğer 12.75 politika faizi ise 13.75 normal tahvil enflasyon %10.28 olduğunu düşünecek olursak ciddi yüksek faiz veriyor şu an için Türkiye. Tabii dünyada faizlerin yükselişi de belki bu noktada önemli. Şimdi hemen buradan nereye dönelim? Dolar endeksine şöyle bir bakalım. Bundan önce bir VIX'e bakalım. VIX'te durum nedir? VIX oldukça sakin ama bir hareket olacakmış gibi gözüküyor en azından. Yani normal bant içinde bir hareket olabilir yukarı. Çok da normal olacaktır. Dolar endeksine şöyle bir bakalım. Dolar endeksi aşağı yönde hareketine devam ediyor. Bant yatay, sıkışık ama aşağı istek söz konusu. Burada belki yarın daha önemli olacak. Tabii ki bugün açıkçası ben şuradan da hemen bugün ekonomik takvime şöyle bir bakıyorum. Çin'den gelen veri sanayi üretimi gayet olumlu. Bu anlamda pozitif hava Euro lehine gelişebilir. Doların zayıflaması anlamında bir işaret olabilir bu. Almanya'da tüketici endeksi var. Avrupa Merkez Bankası Draghi bugün konuşuyor saat 11'de. Euro dolar paritesi üzerinde mutlaka etki gösterecektir. En son konuşmalarını düşündüğümüzde Euro'nun güçlenmesi yönünde beklentiler ağırlaşıyor. Çekirdek perakende satışlar Amerika'da. Çok da fazla detaya girmiyorum ama bu takvim ve investing'den takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hemen Şangay kompozit borsasına bakıyorum. Sanayi üretimi çünkü veri iyi gelmiş. 7.2 sanayi üretimi. Bizim tabii Türkiye'nin altında bu da başka bir nokta. Bizi bu noktada dünyadaki büyümelere baktığımızda. Şangay kompozit yatay. Evet. Şimdi şöyle DAX endeksine bir bakalım. DAX dün bahsetmiş olduğumuz geri çekilmenin etkisiyle aşağı yönde biraz daha 12'lere doğru. 12'lerin altında ilerleyebilir. Burada dip yapacak mı bunu sorguluyor olacağız. Dow Jones endeksine baktığımızda yatay sıkışık ama aşağıda şu yeşil ortalamaya doğru yani 24.500'lere doğru bir geri çekilme görebiliriz. Dünya endeksine baktığımızda burada dünya hisse senetleri endeksi zirvelerde olduğunu görüyoruz. Tabii buna teknik manada belki line grafikten, çizgi grafikten bakmak daha mantıklı olacaktır ama gördüğümüz kadarıyla bir düzeltme hareketi içinde olduğunu söyleyebiliriz. Hemen dolar endeksinden sonra bir euro dolar paritesi yapalım. Euro dolar paritesine baktığımızda hemen şöyle tablodan yola çıkarak bugün 1.24.13 görüldü. Hemen tabloya bakıyorum. 1.24 iyi bir destek. Şu an için 23.99-24 bu aralıkta zaten seyrediyor. 23.80 üzerinde kalmak isteyecektir. Haftalıklarda 23.90 alıcılı bölgeye geçmiş durumda. Bunun anlamı 1.24.80'lere doğru bir istek oluşabilir. Hatta şöyle yapabilir miyiz bakayım. Onu yapmayı deneyeceğim. Olmazsa beraber buradan hepsini analiz etmiş oluruz. Şöyle alayım. Şunu da alıyorum. Burada. Evet gördüğünüz gibi. Günlükte bir 23.80 üzerinde kalmak isteyecektir. Kaldığı müddetçe dediğimiz gibi yukarıda hareket devam edebilir. 4 saatliğe baktığımızda olumlu. Şu an için problem yok diyebiliriz. Yarın çok daha önemli olacak. Üstten alttan sıkışıyor. Biraz daha sıkışacak ama pozitif yönde bir hareketin olabileceğini tahmin ediyoruz. Haftalıklarda 1.23.90 üzerinde kaldığı müddetçe 1.24.80. Bunun anlamı 1.25'lerin geçilmesi anlamında bir işaret olabilir. Ayıklarda bunu da izliyor olacağız. Hemen dolar TL'ye şöyle bir bakalım. Dolar TL'ye baktığımızda bandın açılması olması pozitifti. Yani dolarla yine bir hareketti ama yine geçmişte de benzer hareketler olmuştu. Tabi burada biraz daha kısa sürdü ve sonrasında satışlar geldi. 3.87 en azından bizim için bu anlamda önemli. Neden? Çünkü yıllıklardaki bir direnç seviyemizde 3.87'nin denk geldiği çok seviye var. Gerek haftalıklarda gerekse şurada gördüğünüz gibi yıllıklarda geçilmesini beklemiyoruz diyoruz. Beklentimizi bu noktada
TL lehine gelişme ihtimalinin hala devam ettiğini düşünüyoruz. Banklarda haftalıkta şöyle bir senaryo olabileceğini düşünüyorum. Bu çubuğun bu hafta veya önümüzdeki hafta şöyle tekrar aşağı yönde dönebileceğini ve sonrasında aşağı gelebileceğini, son bir tuzak olabileceğini tekrar söylüyorum arkadaşlar. Biz aylardır TL lehine gelişebileceğinden bahsediyoruz kurun. Ve aylardır da bu noktada gelişti. Yani 3.90, 8.30'lardan neredeyse 3.71'lere kadar gelen hareketler gördük ki öncesinde de biliyorsunuz 3.50'den 3.90'a giden hareketler beklediğimiz, kimsenin beklemediği, belki de 3.40-3.50 bölgesindeyken 4'leri beklediğimizde piyasadaki birçok aktörün beklenti içinde olmadığı süreçte bu beklentimiz gerçekleşti ve gerçekleştikten sonra bizim beklentimiz aşağı yöndeydi. Bu da gerçekleşti ama hala insanlar kafalarına 3.70'e gelecekti. 3.70'in aldığı 3.71'e zaten geldi. 3.60'a gelecekti gibi serzenişlerde bulunuyorlar. Filler bile 24 ayda doğum yapıyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Biraz bekleyelim. Tabi zaman da veriyoruz bizim. Belki burada çok da güvenmiş olduğumuz nokta bu ama insanlar da çok doğal olarak belki bazı noktalarda haklı olabilirler. Her şeyde de eleştiriye de katılmıyorum. Ben buradan şu eleştiri demiyorum, bazen haddini aşan çalışmaları eleştiriler oluyor. Yine eleştirdik. Evet, 3.87 şu an için çalışıyor. Bu banda bugün, yani 3.85'in altına gelir mi? Ya bugün veya yarın 3.85'in altına gelmesi halinde senaryomuz tekrar gündeme gelecek ve çalışmaya başlayacak. Daha önceki tepe, bu tepeyi zaten geçilmesini beklemiyoruz. Ama geri çekilme olur mu? Hemen şöyle bir bakalım. Bugün açılış 3.87.42, 3.86.18 ve şu an için oralarda. Hemen 3.87.42 alıcılı bölgeye geçememiş. Bunun anlamı 3.86.30'un altında olması, kırmızı bölgede geri çekilme olabilir. Haftalıklarda 3.86.30'u görüyorsunuz ve şu anki seviyeyle çok denk bir seviye. 3.86.30 not edin bir kere. Bu seviyenin altında hareketlik görmemiz demek hızlı bir şekilde nereye geri çekilebilir? 3.84. Yani 3.85'in altına 3.83'e geri çekilebilir. Bu da senaryomuzun çalışması anlamında işaret olacaktır. Ve hızlı bir geri çekilme söz konusu olacaktır. Eski banda girmesi halinde çok ciddi bir tuzak ve TL'nin değerlenme sürecini tekrar göreceğimizi düşünüyorum. Hemen ben buradan altın fiyatlarına geçmek istiyorum. Altın fiyatları şu an için baktığımızda 1.326. Dünkü kapanışa baktığımızda 1.326.54. Hemen hemen aynı seviyede 1.330'lar görüldü. Şu an için biraz daha sıkışıyor. Olumlu hala modumuzu, beklentimizi koruyoruz. Hatta daha güçlü hareketlerin olabileceğini tahmin ediyoruz. Altın fiyatlarının bugün görmüş olduğu seviyelere baktığımızda hemen şöyle bir bakalım. 1.330, 1.326. Haftalıklarda 1.339. Bu istek devam ediyor. 23 üzerinde kalmak istektir. Kaldığı müddetçe de biz 46 ve daha üzerine konuşacağız arkadaşlar. Şu an için hala hazırda. Olumlu, çok önemli destekler üzerinde. Gram altına baktığımızda gram altında da çok sert hareket olmuştu. Yeni rekor gelmedi ama sonuç itibariyle bu bölgede biraz daha kalmak istiyor. Aynı durum söz konusu. TL geri güçlendiği müddetçe burada hızlı bir geri çekilme göreceğiz. Ve ons altının yükselişi halinde burada yukarı hareketler, yeni rekorlar göreceğiz. Bunu da söyleyebilirim. Hemen buradan WTI petrole dönmek istiyorum. WTI petrole döndüğümüzde aşağı yönde sıkışan ve aşağı yönde yeşil banda doğru, yani 60'lara doğru hareket devam ediyor biraz daha. Bunun etkisini göreceğiz gibi gözüküyor. Sterlin dolara şöyle bir döndüğümüzde, sterlin dolarda da hemen hemen aynı hareketleri görüyoruz. 1.39.90 euro ile aynı hareketleri görüyoruz. Şu an için 1.39.90, evet. Olumlu. Bu istek gün boyunca devam edebilir, gün ilerleyen saatlerinde. Büyük ihtimalle şu an için 1.39.70. Hemen şöyle bir bakalım. 1.39.70 alıcılı bölgeye, alıcı bölgede seyretti. Şu an için hala pivot bölgede. Önümüzdeki saatlerde de yukarı yönde istek devam edebilir diye düşünüyorum. Bantlar biraz daha sıkışacak ama pozitif yönde bir hareket isteği artarak devam edecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla Japon yenine baktığımızda bant iyicene sıkıştı. Yine yukarıda 107-200, aşağıda da 105-500'lere doğru sıkışan, daha da daralan bir hareket göreceğiz gibi gözüküyor. Buradan nereye geçelim? Buradan endekse geçelim. X, bu 100 tarafına baktığımızda dünya hisse senetlerinde biraz bir satış söz konusuydu. Bizde de en azından 118-266 doların hareketini düşünecek olursak burada kalmak istiyor gibi. En azından şunu söyleyebiliriz. Haftalıklar tarafında 118-200 altına gelecek olsa, bakın 118-266, bizim de tablomuzda 118-260 var.
bu seviye üzerinde kapanış devam edecek olursa istek devam edebilir. Ama tepelerde olduğumuzdan sık sık bahsediyoruz. Sanki biraz daha dar aralıkta gittikçe daralan hareketler göreceğiz. En azından şunu söyleyebiliriz. Aşağıda 116, yukarıda 118, hatta 119 bandında 119, aşağıda da 116-500 gibi bir bantta 116-500-116-900. Evet, bu bantta seyredebilir. Yani dar bir aralıkta giderek daralacak gibi gözüküyor. Yakın vadeye şöyle döndüğümüzde, yakın vadede durum biraz daha şu an için sıkışmaya gittiğini görüyoruz. Yukarıda 145, aşağıda da 142 gibi bir bant söz konusu. Hemen günlükler tarafına baktığımızda 144. Evet, aşağıda da 143-600. Yani gittikçe daralan hareketler göreceğiz gibi gözüküyor. Yukarıda 144-500 üzerine çıkmadığı müddetçe aşağıda 142'lere, 141'lere doğru çok normal olacaktır. 144-500, 145 önemli direnç olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Gittikçe sıkışan hareketler görmeye şahit olacağız yine. Hemen Bitcoin'e şöyle bir bakıyorum. Bitcoin'e geldiğimizde, Bitcoin'in dünkü kapanışını dikkate aldığımızda ben hemen şuradan Bitcoin'i alıyorum. Oldukça dar bir aralıkta bugünkü durumuna baktığımızda açılış sonrası 9395, alıcılı bölge denemiş. 8905, yani kırmızı bölgeye dokunmadan yukarı daha çok test etmeye çalışıyor. 9150'de, yani alıcılı bölgede hemen yeşil görüyorsunuz. Bu bölgede gittikçe sıkışan bir hareket göreceğiz gibi gözüküyor. 9000 üzerine kaldığı müddetçe yukarıda 10.000'ler ve üzerini daha denemek isteyen seyirler göreceğiz gibi gözüküyor. 4 saatliğe baktığımızda biraz daha daralıyor. Gittikçe dar aralıkta seyredecek gibi gözüküyor. Saatliklerde de daralma devam ediyor. Şöyle söyleyeyim, 9400 üzerindeki her harekette 10.000'lerin üzerini konuşuyor olacağız. 8800'ün altındaki hareketlerde tekrar daha önce görülen 8700-8500 bölgesi, pardon, 8300, tabloda baktığımızda 8400 bölgesi normal olacaktır. Sanki genel trend 8500-10600 gibi bir bantta giderek sıkışacağı yönünde. Evet, şimdi söyleyeceklerim bunlar. Hisseler tarafına da akşam büyük ihtimalle detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Herkese bol kazançlar diyorum. Görüşmek dileğiyle.